Selam canlarım, yeni videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir hafta okul tatil ve bir hafta biz birlikte olacağız inşallah. Umudum o yönde. Neyse, sabahın köründe kalktım gittim manava gittim. Çünkü uzun zamanda şöyle karışık bir turşu yapma şeyim var aklımda, böyle yapıp dağıtmak diyelim. Şöyle lahana aldım, dur göstereyim. Şöyle lahana aldım iki tane, pancar aldım. Karnabahar koyacağım turşuya, ayrıca havuç koyacağım. Bu da yeşillik işte, erik falan vardı. Manav edici alışveriş yaptım. Akşama kabak mücver yapacağım. Kereviz. Ondan sonra şununla da ben burada tanıştım. Bakın Ankara'da bu yoktu. Trabzon hurması değil bu normal. Aha, size göstereceğim diye düşünün. Bu böyle sert elma gibi. Tadı çok güzel. İnsan ağzının tadını böyle kekremsi yapmıyor. Ama bildiğimiz elma gibi. Bunun yumuşamasını beklemiyoruz yemek için. Ay işte öyle. Aa, biliyorsunuz Börülce'yle de Antalya'da tanışmıştım. Neyse bunlar. Ha, bu arada geçen gün yaptığım turşular var burada. Bunları da kuzenime göndereceğim. Onu özel yaptım. Manav dedi ki zehir zıkkım acı biberim var dedi. O zaman dedi yapayım dedim. Şu iki kavanoz yaptım. Bir de var. Ondan da göndereceğim. Onu sevmişti zaten ama bu hani çok acı deyince çok acıyı sevdiği için bunu da denemek istedim. Bu da bir tane de fasulye turşusu yaptım. Serkan şeyi çok seviyor. Fasulye kavurmasını. Karadenizler bu turşuyu kavurup yiyorlar. Kuru soğanı kavuruyorlar. Üzerine bunu atıyorlar. Bir de onun bir otu var. Tabii ki ondan bizde yok. Sadece soğanla kavurup yiyebilir. Bunu yaptım. Güzel olsa tekrardan yaparım. Denemek için. Şişmemiş değil mi? Neyse bugün turşu günü yani anlayacağınız gibi. Baran'la bol bol okuma yapacağız. Onun dışında da turşu yapacağız. Gün başlasın bir de kahvaltı yapalım. Güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Farkındaysanız gene şiştim. Elim yüzüm gözüm şiş, her yerim şiş. Bu arada çok alışveriş yaptım. Kasım ayı alışverişi. Onlar gelsin bir bir hepsini göstereceğim. Hatta gelenler var birazdan onları göstereyim. Onlarla başlayalım. Diğerleri de 2-3 güne falan gelirler. Neyse bir hafta buradayım zaten. Şey sıkıntı ya. Şimdi video çekmeye bir ara veriyorsun ya. Ondan sonra video çekiyorsun. Bildirim düşmüyor. Böyle dikkat çekici bir başlık yazmam lazım. Neyse. Kötü şeyler de yazamam. Allah korusun. Korkarım öyle şeylerden. Şimdi halimizi bir görseniz var ya. Hayır anne gibi olan sünger. Sünger gibi ne? Bak büyük. Basıyoruz şöyle. Basıyoruz çeviriyoruz. Böyle basmalı değil. Al çekmecede ne al. Ben burada turşu yapacağım şimdi. Bakınız. Şurada turşu göstereyim. Şurada turşuluk malzemelerim var. Bunları doğrayacağım. Pancarı en son koyacağım. Renk atacağı için. Baran'ım da burada kek yapıyor. Ne alıp çalacaksın? Havuç. Yiyecek misin? Hayır. Keke mi koyacaksın? Evet. Benden alamazsın. Evet. Arkanda var, oradan alabilirsin. Ben bıçak almamışım. Dur şu unu da çekelim. Herkes kendi sevdiği şeyi yapsın. Aa, bana bıçak verir misin? Sen al. Anneciğim oradasın, ver işte. Bir dakika ya. Ne oldu? Karnabaharlarımı falan mis gibi yıkadım ya. Allah'ım yarabbim. Ya evde oturunca bir şey yapmamız gerekiyor bizim. Anneciğim çok karıştırma orayı. Gel tek tarifi ver. Unutmuşsunuzdur belki canım tarifçilerim. Anne başka. Anne dur bir dakika. Anne. Dur. Anladığım gibi şey yapamayacağız. Birlikte hem kek yapıp hem turşu yapıp video çekemeyeceğiz. Şu aldıklarımı göstereyim. Şu her zamanki roket maskaradan aldım. Maybelline'in. Anneciğim. Ne? Ha değil efendim, yavaş. Şu teleskopik bu yeni çıkmış. Normalde diğer teleskopiyi kullanıyordum. Yeni çıkmış onu aldım. Bir de bunu aldım. Siktirim onu aldım. Şu. Anne kaç koyacağım? Kaç koyacağım? Birer bardak koy. Şu bağlamalı eteği aldım. Deri etek. Ya, suni derine yazıkkımsa işte. Tabi bu kadar geniş durduğuna bakmayın şimdi. Bunu sarıyoruz ya, böyle doluyoruz. Böyle güzel bir eteğimiz. Ondan sonra bir de şu ceket aldım. Ya kalın kaşe kabanlarım çok var benim Ankara'da ama giyilmiyor. Şöyle ince bir şey aldım. Bunları hep indirimden aldım. Bunu 500 liraya aldım. Eteği 150 liraya aldım. Sanırım rimenlerin 3 tanesinde 500 küsür liraya aldım. Neyse şu keki turşu yapalım. Uzun uzun konuşalım sonra. Seni çekmek istedim. Son durumu göstermek istedim. Bakın şuralar şöyle dağıldı. Şu kağıtlardan alıyorum artık kullanan. Turşum burada. Bu tam bir kaşı turşusu. Kornişon yapmıştım, acı biber yapmıştım ama böyle bir şey yapmamıştım. İhtiyacım vardı bence. Hemen bunları bir kavanoza dizdim. Gene her seferinde söylememe rağmen ölçüsünü göstereceğim. Bu da dün havuçlu tarçınlı kek yapmış olmasına rağmen gene yapıyor. Şimdi turşuları doldurduk. Ay, bir çay bardağı elma sirkesi koydum. Gene unuttum, video çektim. Onu baştan koydum. Ay sarımsağı unutuyordum. Bak görüyor musun? Bir yemek kaşığı tuz.
Bak sarımsaksız turşu yapacaktım oğlum. O kadar kafam karıştı ki bana ya. Kuzum da bitiyor. Umarım yeter buna da. Yetti. Ay nasıl sıcak biliyor musunuz? Antalya'da hala hava sıcak. Ve ara sıra vantilatör açtığımız oluyor yani. Tam olsun eksik olmasın. Şöyle bir yemek kaşığı pitaya tuzu. Birer adet kesme şeker. Bak sarımsağı iyi ki aklıma geldi abi diye otur. Birer adet kesme şeker. Bir pınçık da limon tuzu. Bir pınçık ya işte şöyle 2-3 tane. 2-3 tane şöyle 2-3 tane. Hemen şimdi birer tane sarımsak soyacağım. Onu nasıl unuttum bilmiyorum. Ya Baran'la iş yapınca. Evet. Şu sarımsakları soyup gelin. Evet, birer tane sarımsağımı da attım. Şimdi içme suyu. Kaynamış içme suyu. Kesinlikle çeşme suyuyla yapmıyorum. Ki Antalya'da mümkün değil. Şey oluyor. Kireçten erir turşularımız ve kullanılmamış kapak kullanacağım. Bir tane küp şeker. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Bir iki cırcık limon tuzu. Sarımsak. Bir çay bardağı da elma sirkesi. Her turşumda benim ölçüm de kesinlikle çok da güzel oluyor bence. Bu kadar işte. Yandım. Havlularım nerede dursa bunda. Tamamdır. Bunu ters çeviriyoruz. Mis gibi. Çocuğum artık tek başına markete, çarşıya falan gidiyor. Gel bakayım. Kekimizi yaptık. Turşularımızı yaptık. Şimdi duşa girmem lazım. Baran canı çilek istedi. Aslında sabah almıştık ama bitirdim. Neredesin çocuğum? Geldim. Bakayım. Aldın mı? Kaç kilo aldın? Geldim. Yarım kilo mu? Sen mi istedin yarım kilo? Ne kadarmış? 3 kilo. Kaç paraymış? Sordun mu? 3 kilo oldu sana. Sormadın mı? İyi yaptın. Gel. Bakar mısınız? Altı şortlu üstü kalın. Al. Bakın turşularım burada. Çok güzel gözüküyor. 2, 4, 6, 8 tane çıkmış. Doğru mu sayın? Burada da şeyim var. Kabağımı rendeledim. Akşama kadar işim olmasın. Boş boş oturabileyim diye. Rendeledim. Suyu süzülsün. Sıkmakla uğraşamam. Yoruluyorum. Şimdi bence güzel bir kahveyi hak ettim. Bir kahve içiyorum, ondan sonra bir duşa gireyim. Hala sıcak diyorum ya, yağmurlu gibi hava ama nemli ve sıcak pis bir hava var hiç. Şimdi artık yeniden mutfağa girelim. Kabağımızın suyu bakar mısınız nasıl çıkmış? Yani sıkıp yormakla uğraşmıyoruz. Şöyle mücverimsi bir şey yapalım bir. Mücverimsi dedim çünkü tam mücver olmayacak. Baktım yoğurdum yokmuş. Ondan sonra normal onunla yapılıyor. Biliyorsunuz bol yağda kızarıyor falan. Dur bir elime yıkayım diye. Böyle yalancı mücver gibi bir şey. Karabuğday unuyla yapacağım. Madem dedim orijinal mücver olmayacak. Normal un koymaya da gerek yok. Zaten okula çıkken o kadar düzensiz besleniyoruz ki. Baran öğrenci. Öğren zaten öğlene kadar evde ne yaptığımızı bilmiyoruz yani. Ela ile Lale halay çekiyor. Ondan sonra öğleden sonra gidiyoruz. Ay ses çıkmasın. Akşam 6'da ders bitiyor. Eve gelene kadar 7 oluyor. Ne oldu anne? Eve gelene kadar 8 oluyor. 8 oluyor mu? Mücver yapacağız. Baran'ın kurabiye pelleri geldi. Ben de ki ben mücveri yapayım dedim. Sonra birlikte kurabiye yapalım dedim. Şimdi Baran... Yapma anneciğim. Yağ çıkardı bekliyor. Ay biraz süt koyayım buna ya. Yoğurt yok da. Azıcık da süt koydum. Zaten dereotu yani. Ay keşke havuçta rendeleseydim ya. Bak aklıma gelmedi. Neyse. Önemli olan böyle şey. Akşamüstü biz biraz bir şeyler atıştırdık. Ah. Onun için çok aç değiliz. Hani böyle laf olsun, torbada olsun gibisinden yapıyorum. Akşam çay içerken yanına bir şey olsun. Oturup böyle yemek gibi yemeyiz. Baran da yedi zaten. Öyle. Bir kıvamda. Bunu az yağda şimdi. Tavada çevire çevire kızartacağım. Bazen fırına da atıyorum ama böyle çıtır çıtır olsun istiyorum. Onun için. Ay bir şey söyleyeceğim. Mısır unu koyunca da çok güzel oluyor. Yani çıtır çıtır oluyor. Şimdi bunu tavada kızartacağım. Evet şöyle azıcık yağladım tavama. Kıvamını göstermek için göstereceğim. Şöyle pışık pışık alıyorum. Döküyorum. Tabii ki bol yağda daha güzel oluyor ama bu da çayın yanına idare eder bir şey. Şimdi hemen bunları kızartayım ki Baran şey bekliyor, kurabiye yapalım diye bekliyor. Sabah ben turşu yaparken o kek yaptığı için çok dağıldı ortalık. Onun için şimdi diyorum ki bunu
kızartayım. Kurabiye falan birlikte girişelim. Çünkü ayrı yapınca tamam çok güzel yapıyor, ona bir şey demem ama ister istemez dökülür. Ha, dökülebilir, temizliyorum, problem değil ama birlikte yapalım bu sefer de yorulmayayım. Ay şimdi üstüm başım mücver kokacak. Bakın mücverlerim pişiyor. Boyut atladılar. İlk yaptıklarım her zaman böyle küçücük olur. Ondan sonra böyle hemen bitsin diye büyük büyük yaparım. Ya hemen bitsin diye değil de. Baran'ın kurabiye yapacak ya. Bakın çamaşır, bulaşık makinem de açık. Onu da yerleştiriyorum bir yandan. Kurabiye yapacak ya. Onun için bir önce işim bitim ki. Çünkü telaşlanıyor. O da benim gibi ayarsız. Bekleyemiyor yani. Ailecek böyleyiz. Çabucak kurabiye şunu yapsın. Rahat rahat akşam bitirelim diye bekliyorum. Ne çekiyorum? Nereye? Gözükmüyor. Ne yapalım? Kurabiye? Allah'ım bakar mısınız? Margarina şu şekilde oynuyor. Ben gelince niye? Ben gelince neden çekiyordu, gidince çekmiyor? Seni çekiyorum çünkü, gidince neyi çekeceğim? Bu ne? Bir pudra, oku bakayım üstünü. Nişasta. Ne, nasıl okudun? Nerede yazıyor? Burada. Neresinde? Burada. Evet. Bunu oku. Annem. Sen okuldayken galiba en çok mutfakta bir şeyler yapmayı özlüyorsun. Hı? Biliyorsunuz Baran yaparken ben karışmadığım için böyle bekliyorum. Şu süzgeç burada mı kalacak? Sen çek onu. Ben mi çekeyim? Şu örtüler çok iyi oldu ya böyle. Her gün halı yapıyordum. Anneciğim onu açamazsın ve dökülüyor. Ayağına sürüyorsun ayrıca. Ben açayım mı? Ben açayım mı? Baran. Yavaş, yavaş keskin bir bıçak verin. Hayır, keskin bir bıçak verin, olur mu? Tamam. Ben keseyim. Anneciğim ama bu paket pis olabilir. Leğene değiyor bir tanem. Daha da güzel paket yiyeceğiz. Paket yemek güzel mi? Anneciğim. Evet. Üstün kirlenmesin istersen. Yeni duştan çıktın ya. Bir daha bilmiyorum. Pudra şekerini ben dökeyim mi? Onun hepsini döksen çok olur çünkü. Evet. Çok olur. Onun için ben dökeyim istersen. Tamam. Hayır. Baran'ın en sevdiği şey yoğurma işi. Ben sana dedim anneciğim o erimedi diye. Erimesin. Ha, böyle saatlerce burada oyalanalım. Saçları nasıl güzel oldu oğlum, maşallah. Daha uzun video çekiyor. Ne? Bir saatlik video çekiyor, daha da iyi. Daha mı iyi? Sen anlatmak ister misin bu sırada bunun püf noktalarını? Bir dakika. Anneciğim dikkat et, leğen kesilebilir bir taneciğim. Bakın hemen size püf noktası. Bıçakla küçük küçük ufalıyor. Yarısını da böyle atıyor. Al sana püf noktası. Pontik elim. Yavaş annem. Hı. Leğen kesilmesin anneciğim, olur mu? Başka leğenimiz kalmadı çok şükür. Mecbur nereye gideceğiz? Babura. Alışverişe. Senin en sevdiğin yer neresi? Babur. Alışveriş mi? Dün Baran'a mont aldım, göstereyim mi diyorum. Gösterme anne, sürpriz olsun diyor. Yarın gelir muhtemelen. Yavaş anne. Ama bir şey koymadık zaten. Nişasta, pudra, şeker, un koyacağız. Değil mi? Bu kadar mı? Bu kadar. Un kurabiyesi. Ne? Un kurabiyesi bu kadar anneciğim. Ne kurabiyesi? Un. 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 Oku bakayım. Un. Un. K-A. Ka. K-A-N. Kan. Kan. Ben okumayı söktü ama ders çalışmayı sevmiyor. Baran aklıma bir fikir geldi. İşimiz uzun ya. Bir yandan şöyle okuma yapalım mı? Dedim. Mesela bunun üstündekileri oku. Olur mu? Kısa. Ha? Kısa. Hayır. Oku anneciğim. Hayır. Niye? Naz damarını tuttu.
sensin ya. Ben Naz değilim, ben Arap'ım. Ben neden Naz'ım? Babam Naz çünkü. Allah Allah. Sen Naz'sın. Sensin Naz. Ben Arap'ım. Naz'sın. Hayır anneciğim. Bu da ayrı bir yöntem bakın. Süzgeçle böyle. Hangisi daha iyi? Öyle. Bu mu? Baksanıza. Baksanıza nasıl eritiyor. Yoksun zaten. Aynen. Bak. Bir tane de bıçak kurabiyesi. Aslında bu kurabiye yapmak gerçekten çok zor. İçinde sıvı olmadığı için. Bıçakla şöyle oluyor. Evet. Ama Baran güç gerektiren şeyleri sever. Sonra şu da şöyle oluyor. Rende yine şöyle. Rende mi süzgeç mi? Süzgeç. Ama buna rende de mi? Rende de süzgeç. Ha, margarin rendesi. Hadi kolay gelsin bakalım. Biz bir saat buradayız. Hı hı. Yuvarlaması falan da senden ha. Hiç elimi sürmem. Hiç elimi sürmem. Eridi bile. Evet. Süzgeci çıkar bence yoğurmaya başla hadi. Evet. Çabuk olsun anneciğim. Oturup çay içelim sonra. Olmuyor ki. Olur olur. Çok küçük olmadı mı o? Bir saat sonra hamurumuz evet, bu kıvama ya. Geldi. Bebek gibi. Üstüne de bir tane ceviz koyacaksın. Çok da bastım aşkım. Evet. Gerçekten her şeyi Baran yaptı. Ben de ceviz kırıyorum şimdi. Çok çok anneciğim kurur onlar. Kurusun pek de böyle ağzımıza atarız. Tek tek mi atacaksın? Tamam. Ben kurabiye sevmiyorum ya. Böyle olunca sevecek misin? Böyle tek de ağzıma atarım. Olur şu kadar bir yukarıda. Evet doğru. Isırınca dökülüyor falan hoş olmuyor. Hadi bakalım ben de ceviz kırmaya devam edeyim o zaman. Ben sana bir tane bisküvi hazırlayacağım. Yok annem herkese yaptığın gibi yap bana da. Tamam, nasıl istersen. Tamam. Yeter. Yani büyüklük olarak yeter. Ben çok sert kurabiye sevmiyorum. Böyle yumuşak seviyorum ben. Brownie gibi. Böyle yaptık mı işte zaten yumuşak olacak. İyi yap bakalım. Hemen çay yetişmesi lazım. Baran fırını açmadık. Aç. Kekte gerekiyor. Bunda gerekiyor mu fırın ısıtmak? Bilmediğim için soruyorum. Aç. Ben de bileyim. Keki biliyorsun da bunu mu bilmiyorsun? He. Tamam. Bakın çocuklarımız bir şey yapmak istediği zaman bunu gösterin. Yapıyoruz ama sonrasında süpürüyoruz değil mi anne? Kurabiyelerimiz fırında. Mücverim hazır. Çayını da demledim. Bugünlük de bizden bu kadar. Kolay gelsin oğluma. Bugünlük de bizden bu kadar canlarım. Yarın görüşürüz. Yarından itibaren kargolarım gelmeye başlamış olur. Kargolarıma falan da bakarız. Ama bir hafta boyunca böyle çok yemek yapacağımı falan düşünmüyorum. Böyle daha hafif hafif günü atlatabileceğim şeyler yapacağım. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. El salla annem. Aha süpürge sallıyor. Hoşçakalın.